Muhammed'in as-salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli misafirler, hocalarım, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iman, ibadet, Kur'an ve ilgi gibi düşüncelerine temas ettiler. Bize de ahlak, zühd ve tasavvuf ya da zühd ve takva ile ilgili görüşleriyle ilgili bazı kısım düştü. Bu konuda sizlere bazı malumat vermeye çalışacağız. İmam-ı Azam Ebu Hanife dönemi tasavvuf kültürü açısından ilk zahitlerin yaşadığı dönem. Bu dönemde ilimde bir ilim adamlarında en azından bazı sapmalar var. Hangi açıdan? Zühd ve takva açısından ilmin gösterdiği sırat-ı müstakimden sapma var. Bazı çıkar endişeleri, yani devlet kademelerinde belli yerleri elde etme düşüncesi bu zühd ve takvayı biraz örselemiş gibi görünüyor. Bu zühd ve takvayı örseleme hadiselerinin yaşandığı dönemde bazı insanlar da diyor ki böyle zühd olmaz, zühd böyle yaşanır şeklinde bir tepki gösteriyor. Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yerine kavrama baktığımızda zühd terimi dünyaya değer vermeme, dünyaya sırtını dönme, ona fazla itibar etmeme anlamına geliyor. Ancak şunu da göz ardı etmemek lazım. Siz yerleri imal etmek için görevlendirilmişsiniz ve bir medeniyet kuracaksınız. O zaman ortayı nasıl bulacaksınız? Bir şey bulmanız lazım. Öyleyse ilk alimlerin, yani Hasan Basri, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve benzeri alimlerin bu dönemde yaptıkları iş ilimle zühdün iç içe yaşanması. Bunda bunlar gayet başarılı. Zühd nedir? Zühd dedik ki bu şekilde bir durum var kelime olarak. Anlam itibariyle dünyaya gönülde, kalpte yer vermeme, dünya malına sahip olmama. Birinci anlamı bu. Bir ikinci anlamı, dünya malına sahip olmakla birlikte onun sevgisini gönle yerleştirmeden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın zekatla sadaka ile paylaşmayı emrettiği o hali yaşayabilme. Bu noktaya baktığımızda bizim İmam-ı Azam Ebu Hanife'de ikinci, yani dünya malının sevgisini sokmadan dünyaya sahip olan bir zahitliği yaşadığını görüyoruz. İyi giyiniyor, güzel giyiniyor. Zühd buna engel mi? Hayır. Zühd neye engel? Bunun sevgisini kalbe sokmaya engel. Yani hırsla, tamahla dünya malına sarılmaya engel. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife burada tam bir zahit olarak karşımıza çıkıyor. Yani ilimle amel bir bütün, dünyaya hırsla, tamahla kapılmamış bir vaziyet. Takvaya bakıyoruz. Kelime itibariyle baktığımızda takvanın Arapça anlamı vikaye, yani korunmaktır. Korunma ne? Cehennem azabına karşı insanın kendisini koruyacak amelleri yapması. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bakıyoruz. Amellerinde hiçbir eksiklik yok. Dolayısıyla zühd ve takvada dönemin zirve şahsiyetlerinden birisi. Ancak hocalarım özellikle vurguladı. Ehli hadis çevresi bu noktada biraz ne yapacaktır? İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi eleştirecekler. Biz onlara geçelim. Bu zühdün bu şekilde olduğu, yani dünya malına değer verilmediği ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet geçer. Bir yerde. O da Hazreti Yusuf'la ilgili kardeşlerinin tutumu. Ayet şöyledir. Bismillah. Ve şerahu bi semenin behsinde rahime mağdude ve kâmu fîhî menezzâhidî. Kardeşleri Yusuf'un birkaç dirheme sattılar. Bu konuda oldukça zahit davrandılar. Yani ona değer vermediler. Buradan baktığımızda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de sahip olduğu mallara
kalbinde bu kadar değer vermediği, o malları bir şekilde öğrencileriyle, fakir fukarayla, ihtiyaç sahipleriyle paylaştığı görülüyor. En önemli öğrencisi Ebu Yusuf. Bir gün Ebu Hanife meclisine geliyor. Oldukça hoşuna gidiyor, devam edecek. Fakat babası takip ediyor oğlunu nerede? İşte Ebu Hanife'nin meclisinde. Geliyor, elinden tutup götürüyor. Daha sonra yine fırsatını bulur geldiğinde ayrılmak istiyor bir ara, işaret ediyor Ebu Hanife ayrılma. Dersin sonunda diyor, seni bizim meclisimizden uzaklaştıran nedir? Niçin ilim meclisine gelmiyorsun? Çünkü sen akıllı, zeki bir öğrencisin. Diyor ki, geçim telaşı ve babaya itaat. Durumunu öğreniyor ve bunun üzerine bugünkü tabirle Ebu Yusuf'a bir burs tahsis ediyor ve cebindeki para bitmeden onu sürekli olarak takviye ediyor. Böylece Ebu Yusuf'un kazanılmasını sağlıyor. İlim alemine kazandırılmasını sağlıyor. Dolayısıyla öğrencileri ihtiyaç sahibi ise onlara sahip olduğu maldan paylar taksim ediyor. Bu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin zühd ve takva ölçüsünü bize gösteriyor. Aynı zamanda cömertliğe yaklaşımını da gösteriyor. Çünkü cömertlik hem bu dünyada hem de öbür dünyada insana en çok faydası olan hasletlerden birisi. Ayrıca Ebu Hanife yaptığı ibadetlerin başkaları tarafından görülmesine pek sıcak bakmaz. Özellikle nafile ibadetler bağlamında. Ve yaptığı hayırların da, yardımların da görülmesini istemez. Mesela Ebu Yusuf'a yaptığı bu yardımı başkası bilmez. Ta ki Ebu Yusuf söyleyinceye kadar. O açıdan Ebu Yusuf ya da diğer öğrencilerine bütün yaptığı yardımlar gizlidir. Hatta bazen öğrencilerini evine davet eder. Götürür, evinde ikramlarda bulunur. Bu sırada öğrencilerinin kendisinden utanıp, yani yeme içmede istedikleri gibi hareket etmelerini sağlamaları için onlarla beraber sofraya oturmaz, ayrı bir yere geçer. Bazen ilim meclisinde öğrenciler biraz böyle haşarlık yapar. İşte bir keresinde böyle bir mecliste gürültü yapıyorlar. Tabii ilim meclisi Kufe'nin mescidi. Başka halkalar da var. Onlar biraz şöyle gürültü yapmış anlaşılan, eleştiriyorlar etraftan. Diyor ki, onlara dokunmayın. Fakih ancak böyle yetişir. Dolayısıyla öğrencilerine sahip çıkıyor. Bu da işte ilim adamının o zühd ve takvasının bir göstergesi. Zühd ve takva, ahlak yaşanarak gösterilir. Biz de bunu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatında yaşanmış olarak görüyoruz. İlim öğrenerek, ibadet yapılarak, ahlakta yaşanarak. Dolayısıyla bütün bunların biz Ebu Hanife'de tecessüm ettiğini yaptığımız incelemelerde görebiliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife ilmiyle, zühdüyle, takvasıyla güçlü bir alim. Ancak İmam-ı Azam Ebu Hanife 8. yüzyılın bir insanı. 21. yüzyılda biz İmam-ı Azam'ın yöntemlerini güncelleştirip yeni nesle rol model inşasında sunabiliriz. Ancak Ebu Hanife'yi getirip 21. yüzyılda, yani bizlere işte böyle yaşayacaksınız dediğimiz zaman kendimizi inkar olur. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin zühdünü, takvasını, ibadetlerde yaptığı ahlakiliği hiçbir zaman unutmayacağız. Ancak onun da tarihi bir şahsiyet olduğunu hiçbir zaman ben fazla uzatmayacağım.
Kısaca bu şahsiyetle ilgili olarak şunu ifade edip sözlerimi tamamlayacağım. Kur'an ve sünnet eksenli düşünce ve bilgisiyle İlim Meclisi'nde parlak bir güneştir Ebu Hanife. Züht ve takva, cömertlik ve güzel ahlakıyla ünü çağları aşan bir bilgedir Ebu Hanife. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.